Biz o özü yakaladığımız zaman, o içimizdeki asıl yaratımı yapanı yakaladığımız zaman, burada arkadaşlar yaratımla alakalı bir şey söyleyeyim, sonra itiraz etmeyin. Aramızda bazı Müslümanlar arıyor, yaratıcı Allah'tır falan diyor. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var, diyor ki yaratıcıların en güzeli Allah'tır. Bu ne demek? Bak ayet bu ya, yaratıcıların en güzeli Allah'tır. Demek ki başka yaratıcılar da var. Öyle değil mi? Ama oradaki yaratıcı tabiri şöyle kullanır. Mesela Hazreti İsa'ya diyor ki sen diyor şundan şunu yaratmıştın ya. Yani oradaki yaratım tabiri, yani mesela Allah yoktan var ediyor. Ama bir inşaat, ne diyelim, inşaat işçisi de taştan tuğladan ev yaratıyor. Anladınız mı? Bir şeyler kullanarak yaratımlar var. Bir de sıfırdan, Allah sıfırdan, hiçbir şey yoktan yaratıyor. Yaratıcının en güzeli Allah'tır. Kur'an'ı bu ayet okuyunca ben bunu neyi kastediyor gerçekten araştırdım. Uzun uzun okudum çünkü çok tartışma çıkabilir diye. Ve anladım ki içimizdeki öz bir yaratıcı. Ne hayal ediyorsan onu yaratıyor sana. O özü yakaladığınız zaman, o özü yakalayıp farkına vardığınız zaman çok daha hızlı yaratım olmuş oluyor. Bunu birazcık hızlı anlatmak için bir tiyatro gibi de yapabiliriz arkadaşlar, canlandıracağım. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Videolarda duymuşsunuzdur ama birazcık daha ayrıntıya gireceğim. Mesela ben ne diyorum şimdi? Benim ceketim arkadaşlar, değil mi bu? Benim ceketimse bu ben mi? Değil. O zaman benim dediğim hiçbir şey ben değildir, değil mi? Benim arabam, benim evim, benim eşim, benim arkadaşım, hiçbiri ben değildir. Öyle değil mi? O zaman şöyle demiyor muyum? Benim bedenim diyorum, değil mi? Demek ki ne değil? Ben beden değilim. Benim aklım, demek ki ben akıl da değilim. Ama aklımda ne geçiyorsa hayatı onunla görüyorum, değil mi? Ama benim aklım diyorum. Benim zihnim, abartayım mı birazcık olayı? Benim ruhum, demek ki başka bir şey var. Çünkü Allah ne diyor? Size ruhlarımızdan üfledik diyor. Nereye üfledi? Ben yoktum ki. Ben yani 50 yıldır var değilim, değil mi? 100 yılda var değilim. Milyonlarca yıldır varım, değil mi? Ruhlar aleminde vardım. O sırada bedenim yoktu. Bir yere ruh üflendi. Nereye üflendi o ruh? İşte o benlik dediğimiz arkadaşlar. Bakın benlikle kişilik farklı. Nasıl anlatabilirim bunu? O benlik dediğimiz, o öz dediğimiz tarafa ruh üfleniyor ve o benlik, özün şöyle bir özelliği var. Zaman mefhumu yok onda. Şimdi bilim adamları diyorlar ki arkadaşlar, burayı net anlaşabilirsek arkadaşlar 3 gün efsane geçecek. Yani o içimizdeki özü net tanımlayabilirsem efsane geçecek. Şimdi bilim adamları diyorlar ki bir şey içinde olduğu bir şey göremez. Bir şey kendisiyle özdeş olan bir şey göremez. Kabul ediyor musunuz? Yani okyanusun içindeki balık okyanusu göremiyor. Değil mi? Balığın biri, anne karnındaki iki çocuk anneyi görebiliyor mu? Çocuğun birisi diğerine ne diyor? Duydun mu la, anne diye bir şey varmış diyor. Diğeri ne diyor? Anneden gayrı ne var ki? Şimdi Allah nerede arkadaşlar? Her yerde. O zaman mutfakta Allah var. Öyle değil mi? Mutfakta kim var diye reklam vardı ya. Her yerde, değil mi? O zaman benim içimde Allah var desem hata yapmış olur muyum? Kendi öyle diyor. Her yerdeyim diyor, değil mi? Peki Allah'ı görmek isteyen kişinin ne yapması lazım? Mevlana diyor ki çılgınlıkla delirerek diyor kapıyı çalıyordum kapı açılsın diye. Açıldı ki içerideymişim. Allah'ı görmek için ne yapmamız lazım? İçeriden çıkmamız lazım. İçinde olduğum bir şeyi göremezsin ya. Öyle değil mi? Ben şimdi mikrofonu görmem için ne olması lazım? Arada boşluk olması lazım. Arada boşluk olması görebilir miyim? Şimdi burada anlaştık mı arkadaşlar? Burada anlaştık değil mi? Çünkü o beyin yakma videosunu hatırlıyorsunuz. Beyin yana yana gideceğiz şimdi. Ben gördüğüm hiçbir şeyin içinde olamam. Katılıyor musunuz? Peki ben bu bedeni görüyor muyum? Niye görmüyor muyum? Görüyorum işte. İşte gördüğüm için ben bu bedenin içinde olamam. Bilim adamları diyor, onların yalancısıyım. Diyor ki bir şey kendisiyle özdeş olan bir şey göremez. Virgül, bir şey içinde olduğu bir şeyi göremez. Mesela biz şimdi bu apartmanı görebiliyor muyuz? Hayır, içindeyiz çünkü. O zaman gördüğümüz hiçbir şeyin içinde değiliz. Katılıyor musunuz? O zaman şöyle diyebilir miyim? Mekanı görebiliyor muyuz? O zaman mekanın içinde değiliz. (Gülüyor)
İşte burada errorlar başlıyor. Bak buraya kadar da katıldınız değil mi? Gördüğümüz hiçbir şeyin içinde olamıyor. Ama ben mekanı gördüğüme göre demek ki mekanın içinde olamam. Göz kendisini görebiliyor mu? Niye? Kendisiyle özdeş çünkü. Bir şey özdeş olduğu bir şeyi göremez. Veya abartıyoruz birazcık olayı. Zamanın gelip gittiğini fark ediyor muyum? Fark ediyorum, görüyorum değil mi? O zaman zamanın içinde de olamam. Evet. Nasıl geçtiğini anlamadığımız zamanlar içindeyiz yani. Hatta ben buldum ya, buldum. Yani bazen nasıl geçtiğini anlamıyoruz, oradayken... Oradayken biz yokuz işte. Fark etmediğimiz zaman biz yokuz zaten. Şimdi arkadaşlar bunu birazcık canlandırmak istiyorum, olur mu? Evet. Tuğçe'yi kullanabilir miyim yine? Tuğçe gelebilir misin? Benim tek patronum arkadaşlar. Kim bana akıl verirse versin, ona çok şey biliyor falan. Tuğçe bir şey derse, tamam prenses direkt. Şimdi arkadaşlar Tuğçe'yi şöyle düşünebilir miyiz? Öz Tuğçe, yaratılan öz, dünyaya gelmedi daha. İçimizdeki çocuk dediğimiz var ya, o Tuğçe, yalnız bu Tuğçe'nin şöyle bir özelliği var. O her şeyi görüyor. Zamanın üstünde ya, gelecekte olanı da görüyor. Geçmişte olanı da görüyor. Her şeyin farkında. Senin başına geldiğinde her şeyin farkında olduğu için ne diyoruz biz sonra? Aklıma gelen başıma geldi. Korktuğum başıma geldi. O akla kim getiriyor? Osman sen de gel. İşin var mı? Osman'da zihin. Sonradan yapıldı. Normalde yok. Biz doğduğumuzda zihnimiz var mı? Biz doğduğumuzda biliyor muyuz ismimizi falan? Şimdi Tuğçe öz, bu da zihin. Şimdi zihin ne yapıyor arkadaşlar? Hayatı hiç bilmiyor ya. Diyorlar ki senin ismin Osman diyorlar. Tamam diyor. Öğrendim. İsmim Osman'mış. Kimden öğrendik? Dışarıdan. Arkadaşlar dışarıdan verilen her şey geri alınacak. Çünkü senin değil onlar. Dışarı verdi emanet. Sonra diyorlar ki buna sen oku diyorlar. Oku adam ol diyor. Okur seni yorur falan diyorlar. O tamam diyor, okumam gerekiyor diyor. Sonra diyor ki sen yakışıklısın diyor. Ha tamam ben yakışıklı, inanıyor. Dışarıdan ne söylenirse inanıyor. Tamam mı? Sonra birileri diyor ki buna aman diyor bak paran çok olacak. Sigortası işe girme. İnsanlara güvenme. Bilmem ne diyorsa bu zihin inanıyor. Bu şimdi tabii ilk önce bebekken ne yapıyor arkadaşlar? 16 saat uyuyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü özüyle beraber. Daha zihin yok. Onun için uyuduğu zaman o rüya alemi falan ne var ya, bebekler kendi kendine gülüyor falan ya. Özüyle beraber olduğu için. Sonra dışarıdan bir sürü ses gelmeye başlıyor. Anneden, babadan, öğretmenden, dünya kadar sesler gelmeye başlıyor. O sesleri doğru zannediyor ve diyor ki Osman içindeki öze sen uzaklaş şimdi diyor. Senin işin bitti. Ben diyor babamın dediğini yapacağım, anamın dediğini yapacağım. Ve annesine bakıyor, annesi ağlıyor. Bu da annesini modelliyor. Ağlamak güzel bir şey. Ömür boyu ağlamam lazım. Biz babadan böyle gördük. Öyle değil mi? Sonra diyor ki fakirler, namuslu insanlar, zenginler şerefsiz. O zaman diyor önce bir şerefsiz olayım, zengin olmam lazım. Sonra o zihnin kölesi olmuş. Ben de diyorum ki Osman bak köle olmuşsun diyorum. Hapishanede yaşıyorsun. Sen gerçek bu Osman değilsin. Ne olacak hocam diyor. Diyorum ki kendini fark edersen her şey değişecek diyorum. Kendini fark edersen her şey değişecek diyorum. O da diyor ki ya bunlar saçmalık, para tuzağı hocam. Bir kişisel gelişim falan mı diyorsun? Bunlar para tuzağı. Böyle şeylerle kanma diyor. Ve ben de arada bir onu uyurken, araba kullanırken falan aradan bir ses geliyor. Aradan gelen ses diyor ki Kamil'i bir arasam mı acaba diyor. Tak Kamil'le karşılaşıyor. O sesi gönderen Tuğçe Kamil'i arasam mı diye. O da Kamil'le karşılaşıyor. Vallahi ben olağanüstü bir insanım. Allah beni seviyor. Aklıma gelen başıma geldi. Bak mucize gibi bak gördüm diyor. O arada bir gönderiyor. Diyor ki bak diyor eşini aldatma yakalanırsın diyor. Yok ya yakalanmam diyor kendi kendisine. Ama o haberi verdi. Sonra yakalanıyor diyor ki aklıma gelen başıma geldi diyor. Sonra bir kişide geçir diyor ki zihninde ne geçiyorsa onu yaşayacaksın diyor. Aklına gelen her zaman başına gelecek diyor. Çok emin olamıyor. Güzel şeyler başına gelirse ben zaten mübarek bir insanım. İyi bir insanım. Allah'ın sevdiği kulum. Kötü şeyler başına gelirse öyle değil mi? Korktuğumuz başımıza geldi. Ve sonra Tuğçe diyor ki öz sen diyor beni ihmal mi diyorsun? Tamam ben diyor seni perişan etmezsem şerefsizim. Gör bak sen.
Ben diyor bundan sonra diyor hep seni sıkıntıya sokacağım. Çünkü diyor sen beni unuttun. Sen dünyanın malına, melaline, zevkine, eğlencesine daldın, beni unuttun, ben de seni perişan etmezsem diyor. Ve Osman'ın her işini ters götürmeye başlıyor arkadaşlar. Sonra da şöyle diyor, Allah'ım bunlar niye benim başıma giriyor ya? Ben kimi, ne yaptım, ne günah işledim? Bunlar hep niye benim başıma geliyor? Özü ihmal ettiğimiz için arkadaşlar, yani şöyle düşünün, çok da çalışıyor Osman'a, görüyorsun değil mi? İnanılmaz çalışkan bir çocuk. Geçen dedim ki Osman, zenginliği herkese öğreteceğim dedim. Sana da öğreteyim mi zengin olsan dedim. Gerek yok hocam, ben zenginim dedim. Nasıl la dedim, maaş alıyor mu ya dedi. Zihninin nasıl çalıştığını düşünün arkadaşlar. Anne baba demiş ki, oğlum sigortalı bir işe gir. Öyle değil mi? Öyle. Ve şimdi arkadaşlar ne yapıyor biliyor musun? Geçen Osman'ın çok enteresan özellikleri var. Geçen bir uçağa binmiş. 240 kilometre hızla gidiyor. Ve 240 kilometre hızla gidince o sırada karşısında bir rüzgar geliyor. Ama o da rüzgar 240 kilometre hızla esiyor. 2 saat arabayı kullanmış, uçağı kullanmış. Sonra bakıyor aynı yerde. Diyor ki hocam ne oldu? Diyorum ki varoluşuna ters gidiyorsun. Varoluşuna ters gittiğin için, yani varoluş, hava, doğal hayat. Sen rüzgara ters gittiğin için olduğun yerde sayacaksın. İlerleyemeyeceksin. Annen babadan hangi hüzünleri öğrenirsen onunla beraber devam edeceksin. Kime ters gidiyor arkadaşlar? Özel. Bunun ismi ne? Bunun ismi tanık arkadaşlar. Tanık. Bu kim? İzlenen. Bu kim? Gören. Bu kim? Görünen. Şimdi şu cümleyi duydunuz mu, hatırlıyor musunuz? Görülmeyeni görersen, görülmeyeni görürsen, görünmeyen görünen olur. Görülmeyen kim? Tuğçe. Bunu görürsen bu görünür olmaya başlar. Ve sana istediğin her şeyi sana getirmeye başlar. Ve asıl ben kim? Tanık olan. Osman doğmuş, büyüyor, ölene kadar o izliyor sadece. O çok neşeli ama. Hep gülüyor. Hep rahat. Teşekkür ederim arkadaşlar. Burada arkadaşlar tanıkla gözlemciyle gözlerini fark ettik mi? Bir gözlenen var, bir de gözleyen var arka tarafta. O inşa ediyor her şeyi. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.